O, mücahit, mücahit. He, mücahit dört şey. tane, dört tane şu. Mesela paldır küldür. Hemen ilaç kullanmak yanlış olduğu gibi ilaca da düşman olmak yanlış. Psikolojik noktasında. Peki ne yapacak? Şu dört tane yap. Olmuyorsa, olmuyorsa bu dört taneden sonra hemen neticeyi veren ama seni bağımlı yapan. Kökten çözüm olmayan seni öyle gündelik hayatını kurtaran kimyasal ilaçları içebilirsin. Ama hmm. dört tane şey yaptıktan sonra hmm. bir <laughs> kimin mutlu olmasını istiyorsun? Benim hmm. tanımadığın sistemi nasıl mutlu edeceksin? Hmm. Araba bu yokuştan gider mi? Bu e, soğanı bu soğanı buradan çıkartabilir mi? bu kamyon. Hı -hı. E, tanımıyorsun ki kamyonu. Hı -hı. Tamam mı? Beygirini bilmiyorsun. Yani bir, pergeli koyalım. Dağıtmadan kısaca. Hı -hı. Kimi mutlu olmasını istiyorsun? Benim, kendimin. Hı -hı. Kendini ne kadar tanıyorsun? Ha, kendini tanı ilk. Tanımaya dair derslere, sohbetlere o onunla alakalı e, insanı tanıtan, seni içeriye taşıyan kitaplar okul. Takip et bunu. Birincisi bu. Mesela hangi kitapları deyince mesela diyor ki felsefeciler insan düşünen bir hayvandır. İnsan mücadele eden bir hayvandır. İnsan şudur hayvandır. İnsan hayvandır. Felsefe öğretileri var. Düpedüz Mesela düpedüz hayvandır. Evet, evet, evet. Karl Marx diyor ki mücadele eden bir hayvandır. Demek ki evet, evet. ben onun tasvip yapmıyorum. Onun felsefesi bütün kitapların ana fikrini özetlemiş kendisini. O zaman ben Karl Marx'ı okursam neticesi şudur. İnsan mücadeleci bir hayvandır. Aristoteles'in kitabını okursam ana fikrini kendisini özetlemiş. insan düşünen bir hayvandır. Sokrates'i şey yaparsam ben kitabını okursam ana fikri şu kendini özetlemiş insan sosyal bir hayvandır. Ha, Bediüzzaman Hazretleri de insan Allah'ın dışında yaratılan kainatı ağaç gibi düşünürsen insan ruhu itibariyle o ağacın çekirdeğidir kökteki çekirdeğidir bedensel hayat itibariyle o ağacın meyvesidir. Şuraya bak. Eğer kainatı diyor kitap kabul edersen insan onun mürekebidir diyor. İnsan şey, kainatı diyor bir şehir olarak kabul edersen güneş insandır diyor. Gibi. 20 cihetle, 20 tane tarif tarif ile şualar 218'de geçiyor. Niye söyledim? Tamam kardeşim. Niye Nur okuyacağız? Bak Aristo'nun kitaplarını okursan sana o merkezli yapılandırma yapacak. Tuğlay'ı öyle koyacak. Evet. Mesela düşünen bir hayvandır. Bu kendir kendisini gösteren bir nüfus cüzdanıdır. Evet. Yani ana fikri adamı bu. O zaman bunun kitabını okursan bu merkezden sana yüklemeler yapacak. Ha? Neyse. İnsan niye mutlu değil? Veya niçin ilaç içecek? Veya ilk önce ne yapması lazım? Devam ediyorum. Demek ki bir insan şu dört tane şeyi yapmadıkça ilaca tevessül etmesin. Müracaat etmesin. Ama bu dört tane şeyi yaptıktan sonra da olmuyorsa ilacı da terk etmesin. Tamam. Birincisi neydi? İns, mutlu olmak isteyen kimdir? İnsan. O zaman insanı tanıyacaksın. İki. Bu insan, başka bu, bu merkez gene bu insan. Pergelimiz orada. Bu insan nerede yaşıyor? Ailede yaşıyor. Aile efradının da mutluluğuna gayret etsin. Eften püften bahanelerle evde kavga çıkarmasın. Evde adalet yapmasın. Evde adalet yoktur. Ne olsun? Evde af, şefkat, merhamet, muhabbet olsun. Affedeceksin. Hakkını vazgeçeceksin. Hak yok ta. Ondan sonra mesela bir tanesi uygulamsan fiili. Üçünüz de evlisiniz. E bu tamam bilin. Ha, o kılıbın dışında yani evlisiniz ayıp olmaz. <laughs> Ama şu. Evet. Kadınların malum günleri başlamadan bir iki üç gün önce de olabilir. Hı. Veya kesin malum günlerinde istisnasız kadın yoktur. Hı. Malum günlerinde kadının Hey heyleri gelmiştir. Ne yapacağını, ne konuşacağını tam bilemediği için Allah bile orucu ve namazı istemiyor. Sen ondan itaat isteme. Sen ondan denge isteme. Allah istemiyor. Namazı kaldırdım diyor. Peki borç mu? Hayır diyor. Falan o güne geldi gelen namazını borç olarak istemiyor. orucu tamam diyor. Çünkü senede bir geliyor ve bir aydır. Yani Allah bile bir eylem olan orucu, hayatın içinde olan orucu kaldırırsa, hayat anlam kılan namazı Allah kaldırırsa, sen ne istiyorsun kadından ya? Ha bağırıp çağır, bağırsın. Zaten ne diyeceğini bilemediği için namazı da müsaade etmemiş. Bağırsın ya. Ha bu erkeğin kadına bakışı. E peki kadın erkeğe nasıl bakacak? erkeğin de biz erkekten de hey heylerimizin geldiği gün var. Kameri ayların hangi günleri? 14-15. Yok. 13, 14, 15. 15. He. Eyyami biz denilir. 15. Eyyami bi'udat. O günlerde erkekler hakikaten gergin olduğu zamandır. Demek ki bir insan mutlu olması için bir, tergel insana koyduk, mutlu olacak kişiye koyduk. Hı hı. Ne yapacak? kendisini tanıyacak. İki, aile efradına biraz önce anlattığım gibi yöntemi bilecek. Tamam. Birisinin çocuğunun veya hanımın dişi ağrırken sen orada mutlu olamazsın. Egoist olamazsın yani. Yani evde bir iş varsa beni ilgilendirmez. Televizyonların, telefonların önünde, maçın önünde olamazsın. Kadın da dışarıda olamaz. Herkes sorumluluğunu bilecek. Katkı sağlayacak evdeki mutluluğa. Ne etti bu? İki. 3- Allah Resulü'nün tabiriyle silah-ı rahim insanın ömrünü bereketli ve uzun yaparmış. Silah-ı rahim demek akraba, ne baba ziyareti, münasebeti değil sif. Sılav demek bağ demek, rahim. Rahimin onayladığı bağ. Mesela biz mesela farklı kişileriz. Yani bir ortak bağımız davanın, davanın dışında bir şey yok. Hizmette beraberiz. Ama bak ben bu kadar şeyle, o şey, trenle geldim 5 saat, 4-5 saat. Niye? Silah-ı Rahim. <laughs> Silah-ı Rahim müminler arasında, çünkü annem baban da mümindir. Hı. Müminler arasında Bismillahirrahmanirrahim'deki Allah, Rahman ve Rahim var ya, Hı. o Rahim'in merkeze koyup onun onayladığı bağ, sıla. Silah-ı Rahim müminler arasındaki bağını güçlü ve sağlam kaliteli yap eften püften bahanelerle birbirimizi ucuza ve çabuğa satma, terk etme. Bir daha eften püften bahanelerle birbirimizi ucuza ve çabuğa satma, terk etme. Yani sıf insan o değil. Bir sana bir şey söyledi bir şey. Ben ben olur da boştu. Ben insanım ya peygamber miyim? Ki hatama hemen Cebrail gelsin. Aman yapma demedesin. Dedim. Hasan şöyle bakacak yok kaya. Şamil de şöyle bakacak birbirimize. Bir ben örnek veriyorum. Ya benim bu dedi ya bu Allah bilir kafasından bir problem vardı. Cemaate ne kadar sıkıntısı vardı. Boşta bulundu dedi yaptı. Ama bu değil ki sırf bu adam. Bir sürü bana iyiliği var ya. Bir sürü katkısı var ya bu cemaata. Ya bu değil ki ya. Cemaata işte sıkıntıya soktu. Bilmem ne oldu. Sence tabii. Belki de doğru söyledi ama senin ölçülerine göre ters. Ters dayı olsa. Ya bir sürü iyiliği var bunun ya. Değil mi? Bir sürü şeyleri var. E ben bunu hemen niye terk edeyim ya? Ucuza. Ve çabuk. Terk etme. Ne etti? Üç. Birincisi kendini tanı. İki. Aile efradınla uyumlu ol. Üç. silah rahimi kaliteli yap. Dört. Senin öz değerlerin var kendini tanımın dışında. Seni yapılandıran, sana değer katan, seni değerli kılan, bütünsel içinde seni pota dayıtan öz değerlerin var. Kur'an'dır, Risale-i Nur'dur. Hı hı. Tarık açısı tarık açıdır. Yani seni yap aklına istikamet. Kalbine sadakat. Tamam mı? Ruhunu ali eden dava. Davanla bağını kuvvetlendir ve çapını ve kalitesini yükseltti. Yani kitap okumanı bırakma, kitabı kesinlikle bırakma. Hı. Ustad Bediüzzan Hazretleri Asay Musa'yı okuyun diyor. Bütün sihir ve büyüleri iptal edebiliyor diyor. Musa Aleyhisselam'ın asası sihirleri nasıl iptal etmişse Bediüzzan Hı. Hazretleri de Risale-i Nur külliyatının Asay Musa mustakil bir kitap iken mustakil değildir. 13 cilt, ki, cilt kitabın hepsinden toplama yapılmış 14. kitaptır. Asay Musa gibi, Musa Aleyhisselam Asay gibi şu anlar 754-756'da bütün sihir ve büyüleri iptal edebilen bir has, hasiyete, sah hasiyete sahip. Kitabını oku, Kur'an'ın oku, kazan başlar. İnternet televizyonlardan uzak dur, YouTube'dan cep telefonlarından uzak dur. Çünkü bak, ben bu su içsem, şamil. Dışarıda sudur, içeride su değil artık. Saçtır, tırnaktır, harekettir, gözdür, hayaldır. Dışarıda filmdir. Televizyon, cep telefonu, YouTube. İçeriye soktun film değil artık. O filmi çeviren kadının ve erkeğin haleti ruhiyesi kopyala yapıştır. Koruman yoksa pat diye sana girer. Senin alemine girer. O filmi çevirirken o kadını üzerinde var olan ruhani haller sana geçiyor. Bunun adı sirayettir. Hmm. Ustad koca koca ustad Kastamonu 249'da bir gün bana da diyor sirayet etti sıkıntı diyor. Hmm. Sıkıntı insanların sıkıntı bana sirayet etti diyor. Bir de Allah Resulü der ki göz var ya göz. Şu mezarda yatanların yası gözden gitti diyor hutbe okurken biz, hocalar hutbede tam ortada oturuyoruz. Ela inne asenel kelam ve bla nizam kelamullahi melikin aleyhiz allam ilahir. Ondan sonra ne yapıyoruz? Bismillahirrahmanirrahim. Yine dine yine Allah Allah'ın İslam diyoruz. Oturuyoruz değil mi? Evet. Sen hocasın. Niye oturuyoruz? O anda bir zındık kafir öldürmek için Allah Resulü'nü camiye giriyor. Gözü var. Gözle. Göz adamı götürür. Tamam Dolayısıyla e, bu Asay Musa okumak, Risale okumak. Abi Risale okuduğum halde sıkıntım gitmiyor. Soran da oldu. Tefekkürle okuyup nota defterine. Vallahi billahi tallahi ya. 400 tane, 400 küsur tane psikoloji dersi yapmışım. Psikoloji sıkıntıların pan zehiri tefekkürdür tefekkür baş ağrısında götürendir. Yeni gördüm. Tefekkür. Tefekkür. Tefekkürü okumak, not almak. Mesela ben bugün Polatya'ya gelirken İstanbul'a hızlı trende. Bak bir vefa dersini şey yaptı. Vefa ve yedi. Vefa 7 diye yayın koydum. Tefekkür tamam mı abi? Demek ki ne ettik? Dört tane. Kendini tanı. Aile efradına katkı sağla, silah iram yap, öz değerlerine arandaki yapıyı güçlendir. Bunları yaptığın halde, hala bir şey olmuyorsa, bağımlılık yapar zannıyla sakın ilacı terk etme. Oza ilaç iç. İlaç nedir? Çabuk, hemencecik tesir yapıp, senin gündelik hayatını kurtaran... Ama uzun vadede hala seni devam ettiren ama bir kısmı kardeşlerimiz ilaç içip bir iki ay sonra kurtulan da var. Ha. ne yapıyor? Hem ilaç içiyor hem manevi değerlerine de kuvvet veriyor. Pat diye düze çıkıyor. Ben çok kardeşlerimin düze çıktığını biliyorum ama sonra nasıl düzeldim diye bıraktıkları için kitap okumayı, derse gelmeyi aynı hale düştüler. Evet. Mesela beni birisi aradı. Hemen dedim ki sen o zaman sen o zaman namazını terk ettin dedim. Ondan sonra bir şey görmüş rüya. Ondan sonra hiç değil, direkt direkt. Sen namaz kılmıyorsun kardeşim. Kim kim işte namaz kılmıyorsun. Bana bak dedim. Ben kitap okuyorum. Namaz kıldım halde dümeni zor tutturuyorum da. Ona kitap okumasın, derse gitmesin, namaz kılmasın. Bir de mutluluk arıyorsun. Nereden an dedim bu öyle bir dünya? Nereden bu adalet, emeğe, saygı? Ben niye anam dinimi alıyor ya? İstanbul'da niye geldim kardeşim? altıda kalkmışım ya. Öyle bir dünya yok abi. Öyle bir şey yok. Daha önce tobe ne altısı? Gece şey işimiz vardı. Tevcut şey. Ondan sonra sonra namazdır. Sonra hazırlık. Sonra tele ne yetişeceğiz? İstanbul trafiğinde. E niçin söylüyorum bunu? Lan ben sokaktan buldum bu ömrümü ya. Ha, Namaz kılmasın, kitap okumasın, derse gitmezsin. Evde bağnazsın, televizyon cep telefonundan kalkmasın. Mutlu mu olacaktın? Böyle bir dünya mı var lan? Dalga mı geçiyorsun kainatın sistemiyle? Her türlü rezaleti de seyredeceksin. Ha, o yaşayacaksın. Ben, böyle bir şey yok kardeş. Abi anladın mı dört tane? Dört tane yaptığın halde olmuyorsa sakın ilacı imal etmeyeceksin. Tefekkürü okuyacaksın. Ha bu kitap okudum aldı hala gitmeyen diye, diyenlere dedim. Tefekkür. Diğerleri anlamasın da oku, oku, olsun. Lugatına bakmasın ilk okuyan. Tırıt diye oku. Ya birkaç gün sonra düzelmesin gel bana söyle. Söyle ya. Yani. Mümkün. Ondan sonra biz şey de koymuşuz. Ee, neyi koymuşuz? İsteyene yani, okunacak duaları. Namerte muhtaç olmayın. Okunacak duaları taşınacak duaları dinleyecek duaları ya ne yapıp yapmayacağını listesini istenene de WhatsApp'tan gönderiyoruz evet. Kur'an'da 11 sayfa Kur'an'daki ayetler var. Anlasan taşınacak vefler var. Bir de yapamıyor, yaşlıdır, amadır. Biz onu o seslendirmişiz Kur'an evet. e, hafız bizim hafız benim hocam. Ben de bir tanesini de kilisede okudum ki yabancı filmlerden insanın içine girmiş ya, onları def etmek için onların kilisesinde okudu. Kasten kilisede savaştık. Hı. Ondan sonra onu da dinlerse Allah'ın izniyle bir şey kalmaz, Varsa gitsin, aç kulağını alsın. rahatlıyor ya. Adam buraya gelince bizim bir arkadaş var. Hanımla araları bozdu. Hanım falan. Adam buraya gelince daha, ne güzel rahat ediyordu. Şimdi gelmiyor bak yine bozmuş kafayı. Niye gel, gelme? Düzeldi ya. Hı. Sana diyor ki fotokopi makinesi burası. Tak evet. diye. Şimdi dedim ki bak de, beni boşuna konuşturma. Dediğim yaparsan üstesin. Düze çıkacaksın. Hocam nasıl yapmayacağım? Başka şansım yok. Tamam. Kitap okuyacaksın. Şunu. Şu Asayi Musa okuyacaksın. Anlamak için değil. Ben sana anlamak için değil. Mesela şu yemeği yedik değil mi? Şu pirincin içinde ne elementi var biliyor musun Şami? Yok. Bilemiyor mu? Yok ben bilmiyorum. Peki bilmiyorum diye terk ettik mi? Yok. Bilmiyorum. aldık değil mi? Çünkü kim bilecek bunu? Beni bilmeme gerek yok. İçeriye soktum vücut onu bilecek. Yok. Ha Risale-i Nur'da sen seslendir oku. Senin bilmene gerek yok. Aklı, aklın bilmesen de olur. Ruhuna gidiyor. Anladın mı? Ha, şimdi adama Bak bu kitabı oku. Namaza başla. Sanki para istiyor. Ondan sonra tamam hocam diyor. Hakikaten çünkü yumurta dayandı ya artık. Sonuç. Evet. Son, adli. Namaza başladı. Ama dedim hemen ekledim. Bunları yapacaksın. Düze çıkacaksın. Hayli zaman sonra. Biraz zaman sonra bırakacaksın. Ama daha kötü olacaksın. Bu sefer bunlar da kurtulamayacaksın. Evet. Yapma. Olur mu hocam terk etmem dedi. Sakın yapma. <laughs> sonra bir, bir, iki 3 ay sonra. Hocam çok kötü falan. <laughs> ne olduğunu bilmiyor musun sen? Biliyorum dedi. Peki ben sana demedim mi ondan sonra ben sana bu duaları daha göndermeyeceğim. Niye aradın? Ben yaptım sen yap. Hayırlı işte hocam. Hadi. geçmiş olsun kardeşim. Şimdi dedim sen ahmaksın. Sen ilaç kullan. İşte burada o anlattığın ders şey oluyor abi. Vefasızlık edene vefasızlık. İşte.